Şimdi bir de Sayıştay raporu var. Şimdi Sayıştay raporu acayip. Sayıştay'ın yayınlanan bir karayolları denetim raporu var. O raporda yer almayan ama Sayıştay denetçilerinin taslak raporuna yazdıkları milyarlık bir detay ortaya çıktı. Sansürlü Sayıştay raporundaki o detay tam 2,5 milyar Türk lirası. Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil olan proje, Osman Gazi Köprüsü dahil olan proje ve Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu projelerinin sözleşmelerinde yapılan değişikliklerle görevli şirketlere fahiş karlar elde edildiği Sayıştay'ın bulgusunda yer alıyor. Sayıştay denetçilerinin 2020 yıllı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dair hazırladığı taslak raporundan bu çarpıcı bulgular. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre bir yıl içinde yapılan iki kur düzenlemesi ve erken ödemeler nedeniyle müteahhit firmalara fazladan 2,5 milyar lira ödendi. 3 proje için 8,5 milyar liralık garanti ödemesi 8 ay erken bir şekilde ödeniyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ortaya çıkardı Sayıştay'ın karayolları taslak raporunu. Raporda yap işlet devlet modeliyle yapılan Kuzey Marmara, Gebze, İzmir, Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyol projelerinin sözleşmelerinde sonradan değişiklik yapıldığı yazıyor. Garanti ödemesine esas geçiş ücreti ve kur güncellemesi her yıl için bir defadan ikiye çıkarılmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içine alan projede 2020 yılı için 424 milyon 690 bin lira ödeme yapıldı. Menemen projesinde 39 milyon 288 bin lira Osman Gazi Köprüsü'nü içine alan projede 420 milyon 952 bin lira fazladan ödeme yapılıyor. Garanti ödemesi her yıl için bir defadan ikiye çıkarılarak ödeme tarihleri erkene çekilmiştir. Sayıştay denetçileri garanti ödemeli otoyollar için bir yıl içinde iki kez kur düzenlemesi yapıldığına dikkat çekiyor. Yılda bir kere yapılması gereken garanti ödemesinin de iki kez yapılmasına ve erken ödemeye. Kamuya devredileceği tarih 95 gün kısaltılıyor. Ancak buna rağmen 1 milyar 454 milyon fazladan ödeme yapılacağı raporda hesaplanmış. Menemen 185 gün kısaltılıyor. 174 milyon 330 bin lira İzmir otoyolu projesinde 920 milyon 778 bin lira ödeme yapılacak. İki kez kur düzenlemesi ve bir yıl içindeki iki garanti ödemesiyle devletin kasasından müteahhit firmalara fazladan 2 milyar 549 milyon lira ödendiğini söylüyor CHP'li vekil. Sayıştay'ın karayolları taslak raporundaki bu tespitlerin Sayıştay'ın yayınlanan raporunda yer almamasına dikkat çekiyor. Sayıştay'daki bulguya göre ortada büyük bir kamu zararı vardır.